Hocam, diğer bir husus, yani en çok da yaşlılarda duyduğumuz kemik erimesi. Kemik erimesi hastalığı nedir? Öncelikle bundan bir bahsedelim. Kemik erimesi hastalığı, kemik kütlemimizin azalması demek. Yani kemik erimi daha kolay kırık yaşamamıza neden olabiliyor. Yani kemiklerimiz kırılgan oluyor diyebilirim. Bu kemik erimesi ağrı yapmıyor. Yani genel. Tetikleyen nedir hocam? Şimdi şöyle postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kadınlarda bu 40 yaş üstü mü oluyor? 45-50 diyelim. 45 şekilde. Yaş üstü kadınlarda menopoz sonrası kemik erimede artış gözleniyor. Bu nedenle hastaların yani özellikle kadınların ya da ileri yaş erkeklerin iyi kalsiyum almalarında fayda var. Yani süt, yoğurt, peynir olabilir. Yeşil yapraklı sebzeler tüketmelerinde fayda var. Bir de egzersiz yine bu hastalarımıza çok iyi gelir. Çünkü bizim kaslar kemiğe yapışıyor. Şimdi kaslara yüklenip egzersiz yaparsanız, kasları çalıştırırsanız kemiklerimiz de güçleniyor. Çünkü vücuda söylüyorsunuz ki bu kemiğe ihtiyaç var, bu kasa ihtiyaç var diye. O zaman kemikler daha iyi güçleniyor. Yani hareketsiz kalmak kemik erimesine de şeyi olur, katkısı olur. Belirtileri ne bu kemik erimesinin? Genellikle pek bir belirti vermeyebiliyor size. Hastalar genellikle düşüp el bileği kırıldığında, omuzu kırıldığında ya da kalçası kırıldığında öğrenebiliyor. Ya da çok erken menopoza girdiyse hasta ve boyunda kısalma fark ettiyse son bir yılda mesela. Kamburlaşma mesela kemik Tabii ki erimesine mi dayalı? giderek kamburluğun çok artması bunlar kemik erimesi olduğu anlamına gelebilir. Bir doktora gitmenizde fayda var. Yani eğer ailede de varsa, annede kalça, babada kalça kırığı olduysa mesela, Yani genetik mi biraz da bu? daha ailesel olabilir. Bir de aşırı alkol, sigara, kahve tüketiyorsanız daha erken ve daha hızlı olmuş olabilir. Peki bu tetikler mi başka bir rahatsızlığı, kemik erimesi başka bir rahatsızlığı tetikler mi? Başka Şimdi, bir rahatsızlığı doğurabilir mi? kemik erimesinin yaptığı şey bizim hafif bir harekette ya da düşmeyde kırık oluşması. Şimdi kırık yanında birçok şeyi getirebilir. Yani kırık geçirmek, o insan bir sürü hareketsiz kalıyor, iş gücü kaybı yaşıyor, sonrasında iyileşme süreci kolay olmuyor. Mesela dengesizliğiniz varsa, görme bozukluğunuz varsa ya da başka bir sıkıntı, nörolojik bir hastalığınız varsa bir yere takılıp düşmeniz, yani kemik erime burada sıkıntı yaşatabilir size. Yani bir yeriniz kırılabilir ve bunun komplikasyonlarıyla uğraşmak gerekebilir. Yani bir insanın kemiği güçlü ise basit bir hareketle kırılmaz. Yani düşme kazayla diyelim. Ama kemik erimesi varsa o insan çok kolay kırılabilir kemiği. Dikkatli olmazsa eğer hafif sandalyeden düşmekle bile bir yeri kırılabilir diyebilirim. Peki kemiği iskeletin güçlü olabilmesi için nasıl beslenmesi gerekiyor? Bu bayanlar için söylediniz öncelikle ama erkekler için de aynı şey Aynı. geçerli mi? Aynı yaş ortalaması. Yaş ortalaması olarak erkeklerde daha geç çıkıyor genelde. Çünkü menopoz sonrası bizim kadınlarda östrojen hormonu azaldığı için onunla da ilgili olarak kemik erimesi hızla artıyor. Ama erkeklerde öyle değil. Ancak erkeklerde tabii kas gücü de iyi olduğu için kemikler güçlü oluyor. Ama yaş ilerledikçe tabii ki onlarda da kayıp başlıyor. O nedenle hani bir insanın hayatı boyunca, ömür boyunca iyi kalsiyum tüketmesinde fayda var. Süt, yoğurt, peynir söylediğim gibi. Yeşil yapraklı sebzeler. Eğer siz ağızdan alamıyorsunuz, hani takviye olarak da alabilirsiniz ama en güzeli yiyeceklerden almak.